Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Evet kıymetli izleyicilerimiz, Hasbihal programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine inşallah Hasbihal'de çok önemli bir konuyu hep birlikte ele alıyoruz. İslam'da aile konusu bugün masamızda bu konuyu sizlerle paylaşacağız inşallah. Ailede aile kurulurken evvela nelere dikkat etmeliyiz? Ee, bir ailede e, babaya düşen vazifeler, anneye düşen vazifeler, devletimiz aile kurulmasında nelere dikkat edilmeli ve gençliğimiz e, terörden bu eğitim sistemiyle beraber nasıl kurtulur? Evlilik programları bunlarla alakalı önemli değerlendirmelerimiz olacak. Yine aynı şekilde e, çok önemli konularımız var. Nişan aşamasında nasıl çiftler hareket etmeli? Bu konuları beraber paylaşacağız. Bizim de e, FMTV olarak e, kıymetli hocamızın bir takım projeleri sizlerle inşallah paylaşacağız. E, ve buna benzer nüfus planlaması masa, masamızda bu doğum kontrol hapları vesaire bunlar kullanılmalı mı? Kullanılabilir mi? Bunlar inşallah masamızda. Sizler de bu konularla alakalı istişarelerde Bulunmak isterseniz 0534 440 99'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda facebook.com fermer televizyonundan da takip edebilirsiniz. Şu an her ne kadar whatsapp'tan sıkıntı olsa da normal mesaj yoluyla da bu numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Hemen ben sevgili hocamıza hoş geldiniz diyorum sevgili hocam. Hoş bulduk Allah razı olsun. <laughs> Rabbim tesisiniz yüksek edilsin başarılar nasip etsin. Her geçen gün elhamdülillah gerçekten kanalınızdan güzel şeyler duyuluyor. Dün akşam bir kardeş aradı. Manisa'dan aradığını söyledi. Çok ilgimi çekmişti. O yüzden söylemek istiyorum. Hocam diyor sizin kanalı seyrederken diyor. Bazen diyor nefis diyor beni zorluyor diyor. Başka kanallara dönme tehlikesi. İşte dizilere falan. Ama diyor kalbim çok darlanıyor diyor. Çok darlanıyor diyor. Hemen diyor sizin kanala dönüyorum diyor. Sizin kanala döndüğümde diyor rahatlıyorum diyor. Dedim. İmanın dedim seni başka yere bırakmıyor. Bak dedi, dikkat et dedi. Herhalde. O yüzden gerçekten tebrik ederim. Hakikaten güzel programlar sunuyorsunuz. Herhalde. Rabbim inşallah tersini yüksek edilsin. Güzel çalışmalar Herhalde. nasip etsin. Başarılar nasip etsin inşallah. Teşekkür ederiz hocam. Recep hocam hoş, hoş, hocam hoş geldiniz. Recep hocam hoş, hoş geldiniz. Allah Yine bugün çok önemli bir konu var masamızda. Belki de İslam noktasında en önemli konulardan bir tanesi. Aile konusu, baba konusu, anne konusu, çocuk konusu. Ondan inşallah konuşacağız sevgili hocam. Hemen tabii konunun başında bir defa bu iş başlamana şimdi bizim milletimizde maalesef şöyle bir ahlak belirdi. Olay olduktan sonra bize soruluyor, hocaya soruluyor ama olay başlamadan hocaya sorulsa o zaman daha tabii ki olaylar İslam'a göre yönlendirilir. Biz de olayın ilk başlangıç noktasına temas etmek açısından yani. E, aile kurulmadan önce hangi hassasiyetlere dikkat edilmeli? Evvela Reşit Hocam hoş geldiniz. Hoca arkadaşı hoş geldiniz. Bütün seyircilerimize selam ederiz. Allah razı olsun. Rabbim tesisini yüksek edesin. Bu akşamki konu gerçekten toplumumuzun en önemli konularından bir tanesi malumunuz. Hatta en önemli konusu diyebiliriz aile konusu. Bütün bu toplumun meydana gelişinin sebepleri, çekirdeği hakikaten bu iş bu şekilde ne yapalım müteşekkirleniyor. O yüzden dolayı Rabbim inşallah terisini yüksek eylesin. Tamam. Aile kurulurken şu ifadeye dikkat etmek lazım tabii. Özellikle anne babalara ben buradan ilk önce oradan yani nasıl aile kurmak lazım? ifadesini ben anne babalardan başlamak istiyorum. Çünkü Mevla Teala buyuruyor ki ve en eya ma'is yani bir ayet kemede Mevlamız ev, evlendiriniz. Evlendiriniz ifadesi gereğince anlaşılıyor ki gerçekten bu işte bir takım insanlar nedir? Hakikaten sorumludur. Özellikle anne baba veya gerçekten Müslüman insanlar. Müslüman kardeşler yani. Netice itibariyle anne baba özellikle hakikaten evladının büyüdüğünü, evlenme çağına geldiğini hissetmeli, takip etmeli. Tekrarlım hissetmeli, takip etmeli ve mutlaka ailede anne baba, özellikle baba evladını mutlaka önünü açmalıdır, şekillendirmelidir, evlilik konusunda yardımcı olmalıdır, kendi haline bırakmamalıdır. Çünkü bu zaman şartlarında bakıyoruz ki özellikle anne babalar ne yapıyor? Gençleri kendi haline bırakıyor, kendi haline bırakan bir genç kendisi ailesini bulmaya kalktığı zaman tecrübesiz bir bakışla olaya bakacak. Üzerinde duruyorum. Tecrübesiz bir bakışla olaya bakacak. Ama sen bir baba olarak veya bir anne olarak olaya nasıl bakacaksın? Tecrübeli bakışla bakacaksın. Çünkü bu ailede nelere dikkat edilmesi lazım? Bu ailede hassasiyetler nelerdir? Daha sonra neler sıkıntı oluyor? Uyuşmamazlıklar neden kaynaklanıyor? Gerçekten sıkıntı nereden başlıyor? Nerelerde büyük sorunlar oluyor. İnsan normalde aile gerçekten aile sahibi olanlar bunu tecrübe edebilirler. O yüzden dolayı baba ne yapmalı? Evlatlarının yani kızını veya fark etmez oğlunun her birinin evlilik yaşına güzel sahip çıkmalı. Önünü açmalı. Olayın farkında olmalı. Hatta dertleşmeli. Üzerinde durun dertleşmeli. Alması gerektiği gerçekten erkekse alması gerektiği gelin yani kızı nasıl alması gerektiğini hangi ölçüye dikkat etmesi gerektiğini mutlaka onun evladına bildirmeli, şuurlandırmalı, nelere dikkat etmesi gerektiğini bildirmeli, şuurlandırmalı. Anne de aynı şekilde. Anne de aynı şekilde hakikaten mutlaka bu konularda yardımcı olmalı yani. Yardımcı olmalı. Ama ne oluyor netice itibariyle gençtir diyor. Ondan sonra bir takım şeylere, hastalıklara, yanlışlara düşmesine göz yumuyor. Sonra ondan sonra olay bir başlıyor. Hadi bakalım. Bu sefer bizim kontrolümüze çıktı diyor. Evlilikler meydana geliyor. Ondan sonra kısa bir zaman sonra çok büyük sıkıntılarla karşılaştığı zaman eyvah diyor herkes. O yüzden aile kurmada en büyük sorun şu anda görüntü şeyle alakalı, anne babayla alakalı. Mutlaka kendilerini yetiştirmeliler. Rabbim inşallah başarmayı nasip etsin. Bununla beraber tabii gençlerin dikkat etmesi gereken, evlenme hususundaki insanların dikkat etmesi gereken şey de Efendimiz tarifi diyor Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz buyuruyor ki, dört şeyle bir kadın, dört şeyinden dolayı ne yapılır? Nikah Dört şeyinden dolayı. Sayıyor Efendimiz. Bir, malı için. İki, soyu için. Üç, güzelliği için. Öyle cemaliye. Dört dini için. Soy, mal, güzellik, din. Ama diyor siz dini güzel olanı seçin ki eliniz toprak olmasın. Yani bereketsiz olmasın. E şimdi bakıyorsun. E malı için olaylara daldığında e bu mal en netice insan elinden çıkar mı? Çıkar. Çok basit şeyler var. Bir çakmakla beraber yani. Bir bakmışım bütün mal gitmiş. Güzelliği diyorsun. Derler ya, bir sivilce yeter diye bir ifade. Bir ifade. Meşhur. E, soy diyorsun, en bu soy her türlü ne yapabilir? Bozulabilir ki bozuluyor da. Siz diyor dini güzel olanı seçin ki dinli güzel olanın dünya ahiret güzelliğini yapar devam eder. O yüzden dolayı gerçekten evlenme niyetinde olan insanların evvela takip edeceği şey ne olmalı? Dini güzel mi? Ona bakmalı. Eğer dini güzelse dini güzelse o zaman bu iş ne olur? Ama şu mana gelmez. Dini güzel olduğu zaman ya güzelliği olsa da olma olur. Dini güzel olsun da güzelliği de olsun. Ya dini güzel ama soyu hem güzelliği var hem soyu güzel. Öyle olsun. Ondan sonra dini güzel ama soyu güzel. Kendi güzel. Malı da var. Oho. Ali ile hala yani. O yüzden dolayı. Ama sen yine neyi seç? Dini güzel olanı seç. Dini güzel olsun ki Mevla Teala size bereket versin. Güzellik versin. Çünkü daha sonraki hayatta belli güzellikler ne yapmaz? Sana zevk vermez. Belli güzellikler geçer. Geçtiği zaman o zaman zaten sen onun güzelliğinden dolayı almıştın. O güzellik geçti mi ne yapacaksın? O gün ne yapacaksın o zaman yani? O yüzden dolayı efendimizin bu ifadesine mutlaka kulak verilmeli. E bununla beraber mutlaka özellikle gençler alakalı söylüyorum. Tecrübeli işin ehli tarafından mutlaka ne yapılmalı? İstişareli haline sunulmalı. Çünkü evlilikte görmüş olduğun senin görmüş olduğun hayatında hiç evlendin mi, evlenmedik defa E ilk defa evleniyorsan sen bu konuda nasıl tecrübeli olabilirsin? Ya işte gönül kaptırdım. E gönül kaptırdın ama en netice bu gönül kaptırmanın neticesinde kısa bir zaman sonra bu ne olur? Hele özellikle nikahla beraber meşrulaşmış olur yani helalin olur. Ondan sonra o gönül kaptırdığım ifadesi bir bakmışsın gitmiştik Ondan sonra bir baş, sıkıntılar bir başladı mı Allah muhafaza etsin bu sefer de sıkıntıları gördün mü tehlikeye düşersin. O yüzden dolayı mutlaka tecrübeli insanlarla işte bu annesi olur, babası olur, gerçekten bu ehli olan insanlar olur. Onlarla mutlaka ne yapılmalı? İstişare yapılmalı. Dertlenilmeli. Ön açıcı bilgiler alınmalı. Bu evliliği hayata geçireceğim. Bu evliliği ben meydana getireceğim. Nelere dikkat etmem lazım? Ne hangi ölçüye dikkat etmem lazım? Efendimiz zaten tarif ediyor. Bu tarife de uyduğun zaman o zaman bereketli olur. Yoksa kalkıp da falan yerde tanıştım. Ben tabii şimdi tek tek isimleri saymıyorum. Herkes biliyor. ...falan yerde çalıştım... ...şurada i̇şte sosyal medyada çalıştım... ...bilmem nerede tanıştım... ...pastanede çalıştım... ...şurada burada çalıştım... E, ...tamam da... ...peki... ...sen gerçekten... ...belki 50 yıl... ...60 yıl... ...70 yıl... ...Allah ömür verdiyse... ...bu kadar beraberce devam edeceğin bir sene, ...dikkat edin bu ifadeye... seneler devam edeceğim ...bu insanla beraber hakikaten... ...bu aile... ...yani yarın... ...çocukların olduğu zaman... ...bu ailene... ...anne diyecek... ...veya baba diyecek... ...fark etmez... Şimdi biliyorsunuz malumunuz bu ekranlarda olduğu zaman çok sorunlar gelir ki geliyor. Hep neden geliyor dikkat ederseniz? Hep aile sorunları. Evet, i̇şte tabii zamanında kontrol edilmemiş işte beyim işte, bir, şey, bir takım şeyler içiyor. Ondan sonra şöyle davranıyor, böyle davranıyor. Veya ailem aynı şekilde hanımım şunlara dikkat etmiyor, bunlara dikkat etmiyor. Bak dikkat eder misiniz yani? Niye? Zamanında ne yapılmamış? ...dikkat alınmamış, tecrübesiz hareket yapılmış... ...ondan sonra ortaya bir çıktıktan sonra... ...bu sayede demeye başlıyorsun. Eyvah demeye başlanıyor. O yüzden dolayı... ...bu işçi kalkıp da öyle pastanelerde şunlarda bunlarda değil... ...hakikaten iş ehli olan... ...dini güzel olan... ...ve aile kurduğunda... ...yarın çocuklarının annesi... ...veya çocuklarının babası... ...olacağını düşünerek ve 70 sene 60 sene 70 sene bir ömür geçireceğin insanı dikkate alarak mutlaka tecrübeli insanlarla beraber değerlendirmek hocam, lazım. Allah razı olsun. Tam burada şöyle bir sual geldi hocam çok da önemli. Halkımızın da çok önemsediği bir nokta. Diyor ki bu benim bu benim kısmetim ya. Bu kısmet olayını bir açar mısınız hocam? Ya evlendiğimiz kişi illa bizim kısmetimiz mi veya başka bir kısmetler bize yok mu? Şimdi normal şartlarda sen kısmetini Nerede ararsan o tarafta ne yapar? Sana kısmet çıkar. Sen nerede arıyorsun kısmetini? Tabi illa kısmetli buna itiraz edilmez. Ama sen kısmı nerede Sen haram yollarda alıyorsun. Haram yollarda alırsan oradan çıkar sana. Ama helal yollarda ararsan o zaman oradan çıkar sana yani. Yani netice itibariyle senin gerçekten iradeni kullanma meselendir buradaki. Ama sen kalkıp da iradeni yanlışa kullan, olmayacak şeylere kullan, tecrübesiz şeylere kullan. Ondan sonraki benim kısmetimdi, yapılacak bir şey yok. O zaman çekeceksin. O yüzden dolayı burada iradeyi kullanma meselesi yani. Sen kimlerle beraber istişare edilsin, kimleri değerlendiriyorsun, kimlere gerçekten oturup kalkıyorsun. Tabii nelere dikkat ediyorsun. Hakikaten senin için mal önce, zenginlik mi önce geliyor? Mesela bu da çok önemli. Evvela evlenirken neye dikkat ediliyor? İşte evi var mı, arabası var mı, şu var mı, bu yuva var mı soruluyor diyor. Ondan sonra diyorlar ki ya bu adam işte bir takım şeyleri yapmıyor işte. İşte ben tekrar onları saymak istemiyorum. En de dinle uzak bir insan olduğu söyleniyor. E sen diyor ki dinini sormadın ki sen? Sen diyor ki malımı sordun, evimi sordun, barkımı sordun, arabamı sordun, bilmem neyi sordun ama dinimi sormadın. Dinimi sormayınca kalkıp da ondan sonra benden bir takım şeyler bekliyorsun ama öyle bir şey Yok bende diyor bu sefer. Hadi bakalım. O yüzden dolayı yani işin başında mutlaka ne yapmalı? Güzel seçmeli, dikkat edilmeli. Çünkü ne oldu billah? Bu da dikkat alınmıyor. Lekelendiği zaman Allah muhafaza etsin. Bu da çok önemli üzerinde duruyor. Lekelendiği zaman ondan sonra bu lekeyi atmak zordur. Bunu bilmek lazım. En netice bunu hep beraber ne yapıyoruz? Görüyoruz. Çünkü en netice bu sefer senin karakterine sana uygun. Çünkü sende ne yapılmış? E bir evlilik geçirmişsin, başarılı olamamışsın. Bu sefer ona göre aramalar başlıyor. Ona göre değerlendirmeler başlıyor. Bu sefer ikinci bir evlilikte başka sıkıntılar doğuyor. O yüzden dolayı Efendi bir ifadesi var ya, çok önemli. Bir kere hata yapma. Çünkü o bir kere hata yaptığında artık o hata seni ne yapıyor? Belli yerlere sürüklemeye başlıyor. Belli yerlere sürüklemeye başlıyor. E bu sefer de o sürüklendiğin yerde ikinci hata basıyor. Üçüncü hata basıyor. Allah muhafaza gidiyor. O yüzden dolayı ya yani işin başında tecrübeli insanlarla beraber gerçekten Efendimizin ifadelerine bakarak hakikaten dini güzel olanları ne yaparsak tercih edersek, seçersek o zaman zaten işin başında kazanmış olur. mi dediniz ya hocam. Efendimiz'in böyle bir olayı var hocam. Efendim anlatıyor ki 1900 yılların başında Ruslar e, ofu istila ettiğinde hocam. Annem diyor, annem e, iki tane de büyükbaş hayvanıyla beraber dağlara doğru kaçmışlar diyor. Ve o çatışmada diyor ineklerinin birisi ölmüş diyor. Ve annem şükürler olsun ki diyor bir yere sığınarak namusunu muhafaza etmiş diyor. Eğer diyor namus giderse telafisi yok. İmansız olsa bir adam diyor onun telafisi var. ...tekrar imanla şereflenebilir. Ama namus giderse bunun telafisi yok. Aynı cümle gibi geldi. O yüzden paylaşmak istedim hocam. Lekelendim mi dediniz? Allah muhafaza hocam. Allah muhafaza. Amin. Peki sevgili hocam. Şimdi nişan arefesi var. Şimdi burada... ...halkımıza da yaygın sorulan bir hadise. İki taraf nasıl görüşecek kızla erkek... ...nişanlılık boyunca... ...nikah yok mesela... Nikah varsa tamam sıkıntı kalkıyor. Nikah yoksa nasıl konuşacaklar? Şimdi hani Telefonla orada, irtibat caiz mi yani? Telefona. Oralarda da evet. çok dikkat edilmesi lazım. Evet. Çünkü nişan evet bir işarettir. Bir işaret olması hasreti ki aile de bu işe ne için olumlu baktığından dolayı, kız tarafı olumlu baktığından dolayı bir işaret olması hasreti belli görüşmelerde özellikle telefon veya buna benzer görüşmelerde müsaade edilebilir. Ama bu görüşmeleri ileri derece asla taşımamak lazım nikahsız. Çünkü nikahsız bu görüşmeyi ne derece taşımaya kalktığı zaman bu olay bozulursa, tekrar bu olay ne yapılırsa bozulursa, daha sonra yine ne duruma düşüyorsun? Daha sonra evleneceğin veya genç aile kuracağın insanla gerçekten ne oldu bilen yine ihanet durumuna düşersin. Çünkü ona söyleyecek misin? Daha önceki nişanlımla bunlara 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 bunları yaptım diyecek misin? E demeyeceksin. Ne yapacaksın? Gizleyeceksin mecburiyi. Bu ifadeleri kullandım diyecek misin? Demeyeceksin. Ne yapacaksın? Gizleyeceksin. O yüzden dolayı mümkün olduğu kadar kesinlikle ne yapmak lazım? Burada e, uzak durmak lazım. Bir de nikahın bereketi var. Nikahın bereketi olduğundan dolayı o aile kuruluyor çünkü. O Mevla Teala'nın o birliği, beraberliği verdiğinden dolayı ondan sonra birbirini idare etmekte ne var? Kolaylık var. Ama ondan önce Allah muhafaza etsin yine birbirine karşı şeytani yaklaşımlar olur, şu olur, bu olur. Başka sıkıntılar doğar yani. O yüzden dolayı yani nikahtan önce mümkün olduğu kadar ne yapmak lazım? Uzak durmak lazım. Ne zaman ki nikah meydana geldikten sonra zaten Rabbim müsaade ediyor. Ondan sonra da devam etmek lazım. Evet. Şimdi ilk görüşmeyi sormak istiyorum sevgili hocam. İlk görüşme esnasında şimdi e, anne baba işte ilk önce büyükler görüştüler. E, uygun gördüler karşılıklı. Kız <laughs> ve erkek birbirleri görüşecekler. Yani bunu birkaç defa yapabilirler mi yoksa bu bir defaya mı mahsus? E, görüşürken mesela erkek olaya nasıl bakmalı, kız o an nasıl bir pozisyonda olmalı, duruş, o da sistemleri. Bu ilk görüşme nasıl olmalı? normalde birinci görüşme sünnet üzere olan görüşmede müsaade var. Bu nasıl müsaade var? Bir, kere. bir kereye mahsus ama eğer gerçekten o bir kere de istenilen elde edilmediyse ikinci bir görüşe müsaade ediliyor. Ama Mesela görememiştir, bazı işte heyecanlanmıştır, şu olmuştur, bu olmuştur. Ama yok, normal görüşmüşler. Olay tamamen görüşmüş, konuşmuşlar, muhabbet etmişler, bayağı bir şekilde ne yapmışlar, sen söyle. Olayın ciddiyet boyutunu anlamışlar. Bununla bir sıkıntı yoksa artık orada ne yapmışlar, iş kalmıştır. Ama normal şartlarda, tekrar ediyorum, İslami usullerde ne yapması lazım? Gidip görücü usulü diyorlar şu anda bu ifadeye. Ki doğru olan usul yani. Gidip Karşındaki insanı rahatlıkla ne yapabilirsin, görebilirsin, evet. ölçüne bakabilirsin, konuşabilirsin, dertleşebilirsin. Onu bazı ifade... ama tabii bunun da ölçüleri var yine. Yani mümkün olduğu kadar bir odada olsalar bile kapının açık olması meselesi evet. veya ufak çocukları yanında ne yapılması, bulundurulması meselesi. Evet. Bunlarla beraber ne yapılabilir? İlk görüşmede İslami usullerde dertleşme konusunda, kendisini anlatma, karşı tarafı dinleme konusunda ne yapılabilir? Rahatlıkla görüşülebilir ilk evet. görüşmede. Ama ilk görüşmede bazen ne olabilir? kız tarafı çok heyecanlı olabilir. Erkek tarafı çok heyecanlı olabilir. Birbirini gerçekten ne yapamamışlardır? istenen seviyede görememişlerdir. Hakikaten yani bazı soruları soramamıştır, bazı istekleri soramamıştır. Belki şeyle. Ondan ikinci bir görüşmeye kısa da olsa ne yapılabilir? Yol verilebilir. Ama hepsi yine ölçülü. Muhabbet olayı nasıl sevgili hocam? Ben yani bir görüşme konusuna bir değinmek istiyorum da. Evet. Yani bu görüşme meselesini ifrat ve tefrit olarak değerlendiriyor toplumumuz. Yani belli küçük camiaların, cemaatlerin kendi içinde yaşadığı birilerinin tamamen bu çağda böyle bir görücü usulüyle evlilik olur mu? İnsanlar birbirini tanım tanıması lazım. Günlerce, aylarca gezecek, tozacak, görüşecek, konuşacak. İşte birbirinin huyunu, hursunu öğrenecek. Ondan sonra evliliğe karar verecekler. Bunun haricinde, sorunlar, he, işte canım, Flört, flört bir... e, diyorlar, arkadaşlık diyorlar. İşte e, bazen de, yani tabi bu kabul etmeyenlerin şeyi. E, bir de tamamen doğuda hala genel olarak devam eden, ama e, yaygın olarak da eskiden çok daha yaygındı, şimdi biraz daha azaldı. Tamamen babanın iradesinde baba istedikten sonra kızını istediği kimseye hiç görmeden hiç bak, beğenmeden veya tanımadan e, evlendirme durumunu. Yani kız evlendiği adamı evleneceği adamı babası istedikten sonra ve iş artık karar verildikten sonra mecburen bilmek durumunda ya nişanda ya düğünde görüyor. İkisi de aslında uç nokta. İfrat ve tefrit. Yani hiç görmeden evlenmek de ee, tamamen görüşelim derken işte flörte zinaya göz zinası, dil zinası, el zinası veya kalplerin, bedenlerin zinası neyse bunlara varmakta ikisi de yanlış. E, ee, yanlışlığını nereden şey yapıyoruz? Birilerine doğruluğunun görücü suyluyla uygun olanını anlatabilmemizin şeyi istatistiklere baktığımız zaman işte flört ederek evlenenlerin birbirini çok iyi buldu, beğendi, işte birbirlerine biçilmiş kefen, ka, e, kumaş dedikleri ve sonra altı ay bir sene gezerek, iki sene, üç sene buluşarak e, belli bir şeyden sonra evlenenlerin tamam ben hayatımın baharını yaşayacağım kızı buldum, ben de atlı, beyaz atlı prensimi buldum diye karar veriliyor ama bir bakmışın altı ay sonra evlilikten boşanmalar başlıyor. İstatistiklerde bu görücü suyuyla evlenenlerin daha mutlu ve daha bağlı birbirlerine olduğunu görürken ama boşanmaların birbirini anladığını zanneden, birbirini gerçekten tanıdığını zanneden insanların çok daha çabuk birbirinden bıktığını, birbirinden vazgeçebildiğini hatta tahammül edemediğini en sonunda da çocuk da olsa boşanma durumuna vardığını şey yapıyoruz. Ama İslam en güzelini şey yapmış, ortaya koymuş. Git bak, beğen. Yani Aile kuracağın kadının veya erkeğin e, nasıl olduğunu yani kör müdür, topar mı, topal mıdır, beyaz mıdır, kara mıdır? Ondan sonra senin kafanda aile kuracağın tip olarak uygun bir tip midir? Yoksa hiç ya yanından geçmiyor birilerinin zorlamasıyla gaza gelerek veya işte bir şey diyemediğim için babama bir şey diyemedim, anneme bir şey diyemedim değil. Sen orada iradeni koy ortaya. Kız da olsan, erkek de olsan... Ben bununla evlenirim, isterim veya olmaz bu benim tarzım değil diyebilir. Ama e, bu işte ve en enkihuyu burada aramak lazım. Evlendirin. İçinizden olan bekarları evlendirin. E, onların kendi acemi, yuva kurmamış ve hayata, olaylara sadece e, baka, bakış açılarının fiziki şeylerden yani işte tabiri caizse güzelliğine, etine, bedenine bakarak e, güzel dediğine bu ölçülere değil de büyükler burada onların daha göremediği daha yüksek ufuktan bakarak güzellik, ahlak, erdem anlayışını çocuklarına tavsiye etsinler bu kızımıza bu erkek bu erkeğin oğlumuza bu kız uygundur diye araya vesile olsunlar evlendirsinler buyuruyor bunun da yolunu hocamızın anlattığı gibi işte görücü usulüne e, zinaya da kay kaymadan hepten de baskı bir toptan paket servisle kabul etmek zorundasın der demeden gene ölçülü yani İslam dememiş ki e, evlenecek çiftlere birbirinizi tanımayın. İşte gerdek gecesi birbirini hazır bir hediye paketi gibi sürpriz olarak birbirinizi bulun tanıyın dememiş. Bakın beğenin ondan sonra uyuşacaksanız evlenin demiş. E, bunun ama ölçüsünü de koymuş. Yani bunun ben bir kere gördüm. Tamam, heyecandan bakamadım. Kafamı kaldıramadım. E ikinci evleneceğim bir kadın, senin hayata dair beklentilerin, eş olarak nasıl bir koca bekliyorsun, nasıl bir hanım bekliyorsun? Onları gel konuşalım. Ev modelin nedir? işte aile kurmadaki ölçülerin nedir? Bunları konuşalım. Ama yok gezelim, tozalım, pastanede, kahvanede, çay bahçesinde ee, buluşalım Hocam şimdi dersek zaten görüşmeler buluşalım. artık öyle <laughs> yapılıyor yani. Böyle hani bir gireyim bir yerde görüşeyim yok. Aileler diyor ki gitsinler diyor bir pastanede otursunlar bir 15-20 dakika, bir saat birer çay içsinler. Yani böyle işler buralara gelmiş yani. Ölçü ölçü kay o yani. ailelerin evet. sahiplenmeme meselesiyle alakalı. Normalde illa aileler sahiplenmeli. Bu o bir kesinlikle doğru olmaz o. Sevim. Çünkü aileler sahiplenmediği takdirde bu sefer zaten Onların ölçüleri ne oluyor otomaya kaçıyor, Otomak kaçıyor. ölçüsü kaçıyor, ölçü kaçınca da bu sefer sıkıntılar doğmaya başlıyor yani. Evet. O yüzden mutlaka Onun sebebi ne hocam? Yani ailelerin dışarıda kalması, tabiri caizse evlendireceği kızını, oğlunu evlendirirken sadece bir misafir gibi yani, herhangi bir misafir gibi olaylara dışarıdan katılabilmesi fazla da müdahale edemiyorlar. Yani kızım bu olmaz, oğlum bu olur. Diyemiyorlar veya şöyle şöyle. Yani şimdi artık normal sebeplerini... şartlarda Türkiye'de öyle bir hale gelmiş ki iş artık insanlar gençler özellikle olayı bu tarafa kaydırmış. Yani benim annem karışmasın, babam karışmasın, kimse karışmasın. Havasına zaten millet ne yapmış olayı sokmuş yani. O yüzden dolayı artık genel anlamda zaten böyle bir ne var böyle bir akıntı var yani. Bu akıntıdan dolayı artık. Ailelere karıştırmama hususunda zaten gençler de ne yapıyor? Bir mücadele içinde. Ama aile de zaten işin gerçekten altından kalkamayacağı korkusuyla mı artık veya o işin şuuruna vakıf olmadığından dolayı mı veya belli şeylerden dolayı mı bu aile de kendisi şey yapıyor, kendisi geri çekiyor. Veya kendine göre bir çocuğa doğru değil yani gençliğe, gençliğe doğru değil kendi kafasına göre bir sistem kuruyor. Diyor ki mesela şu yaşta evlendireyim. ya öyle diyorsun ama bu çocuk eğer senin beklemiş olduğun yaştan daha önce evlenme ihtiyacı varsa ne yapacaksın? O yaşa sahip çıkacaksın sen yani. Sen kendi kafanda oluşturdun. Şunu yapsın, bunu yapsın, şöyle yapsın, böyle yapsın filan. Şey koydun 30 yaşa. Misal yani kendi kafanda 30 yaşa koydun. Ama o çocuğun belki 20 yaşından da 21 yaşından artık neyse aşk sonra geldiğinde evlenme arzusu varsa sen bunlara koymadığın takdirde otomatikman zaten onu dök, 7 sene, yani 8 sene daha uzağa attın. E bu sefer de çocuk ne yapıyor? Kendi hayatımı kendi ayaklarımın üstüne kurayım. Haydi bakalım. Ölüyoruz. Veya hiç Ölüyoruz. Ölüyoruz. Benim anne babamın zaten böyle bir derdi yok. Böyle bir konuşma yok. Böyle bir fasıl yok. Böyle bir muhabbet yok. Benim kendi fasıldı. ailemden bir misal vereyim hocam. Yakın ailem. Mesela baba sert duruyor çocuklara karşı. Kızlara, çocuklarına karşı. Çocuklar konuşamıyor. Ondan sonra buluyorlar bir tane. işi pişiriyorlar. Tabiri caizse evi tutuyorlar, düğün günü sonra geliyorlar, baba işte biz bulduk, şöyle şöyle evlenmek istiyoruz falan. Baba sonra hiçbir müdahil olamıyor. Ya yani benim gördüğüm hocam, tavsiyem, babalar çocuklarıyla evliliği konuşabilmeli diye düşünüyorum ben hocam. Takip etmeli yani, değil değil mi? Değil mi? Evet. o şurada olmalı yani. O şunun sebebi var hocam, anne babanın, ebeveynlerin çocuklarını yetiştirmemeleri. Yani... Şimdi çocuk 20 çocukların yaşında ama kendilerini mi? Kendilerini yani? de tabii. İlk önce kendileri için yani. kendilerini de bir... Şimdi yani yani. yetiştirebilmesi için bir insan ilk önce ne yapması lazım? Yani kendisi yetiştirmesi ya. lazım yani. Hakikaten kendisi bu işin ehli olması lazım. Bir aile kurdun. O ailede mesela ne sıkıntılar gördün? gerçekten çocuk yetiştirmede veya aileyi de geçinmede nelerle dikkat etmen lazım olduğunu bunları tespit edip evladına bunları gerçekten güzel aktarabiliyor musun, aktaramıyor musun, öğretiyor musun, öğretmiyor musun bunlara mutlaka bakılmalı yani. İlk önce kendini sonra çocukların diyelim yani. Bir de hani şimdi çocuklar okula gidiyor 18 yaşından önce 12 yılı bitiremiyorlar. 18 yaşına kadar kız olsun erkek olsun. O yaşa kadar bir kız 18 yaşına gelmiş liseyi bitirecek. Ee, yemek yapmayı bilmiyor, ev işlerini bilmiyor. Bakıyor ki anne baba, bu çocuk 20 yaşına gelmiş ama bu kız hala elinde kalem, defter, işte hayaller orayı kazanacak, buraya kazanacak. Masa başında bir büroda e, memur olacak veya işte bir işçi olacak. Orada geçimi hiç gamsız, kedersiz devam edecek. Ama ya ben bunu evlendirsem, vesile olsam tamam Allahu Teala evlendirin diyor ama bu kızım benim yemek yapmayı bilmez, bulaşık yıkamayı bilmez ev düzeninden, ev ekonomisinden anlamaz. Ne bu çocuk, benim gözümde çocuk. O yüzden diyor biraz daha olgunlaşsın ama bunun olgunlaşması için yani kızım, oğlum gel bakalım bak senin artık evlilik çağın geliyor. E, ee, evliliğe hazır ol, hissetmen lazım kendini. Yani sen 5 sene sonrasında, 10 sene sonrasında evliliği atma. Artık bugün yarın bir talibin gelir veya sanat bir işte o yüzden... Münasip birini buluruz denir. O yüzden demek ki anne, baba kendisini bu konuda ne yapmalı? Yetiştirmeli. Çocuğun yaşı ne zaman geldi, gel, gelebileceğini ve gerçekten ön hazırlıklar neler olması gerektiğini, erkeğine, işte babası, kıza gerekirse annesi gerçekten ön hazırlıkları ne yapması lazım? Öğretmesi gerektiğini, onların takibini yapması gerektiğini ne yapması lazım? Aile onu kurması lazım. Eğer bunları kurarsa o zaman gencini de yetiştirir. Yani kızını da yetiştirir, oğlunu da yetiştirir. Bu şekilde yetişen insanlarla beraber iş ne yapılmış olur? Yürümüş olur yani. Evet. Rabbim ikram etsin inşallah. Şimdi sevgili hocam girdi erkek kız görüşecekler, konuşacaklar. Şimdi biz bir muhabbet arıyoruz orada yani kalpte bir muhabbet. Şimdi olay tabii biliyorsun şu an ona şey diyorlar. <laughs> sen, sen elektrik, evet, elektrik, elektrik alamadım. Evet. sanki çarpacak onu filan bilmem ne yapacak. Yani böyle bir hani ilk görüşte aşk mı olacak yani? O sevgi nasıl Şimdi normal şey? şartlarda ilk defasında kimse de ne olmaz. Kolay 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 dikkat edin. üzerinde duruyorum. Kesinlikle ne olmaz o ciddi bir aşk muhabbet orta ortama çıkmaz yani. Çünkü ilk evet. defa görüyorsun yani. Evet. Etkilenme olur mu? İlla etkilenme olur. Ama bunun ziyadesini beklemek, fazlasını beklemek doğru olmaz. Buralarda eğer olumsuz şeyler görülmediği takdirde, tekrar ediyorum. Zaten daha önce araştırılmış olması lazım. Daha önce araştırdıktan sonra bakış olaylarda da ilk görüşlerde de olumsuz şeyler olmadığı takdirde olumlu tarafa ne yapmak lazım? Yürümek lazım. Evet. Ama gerçekten bir karşılaştık. Beklediğinin de çok aksine bir şey çıktı kardeşim. Sen yani tamamen sen söyle esmer bekliyordun mesela diyelim misal diyorum. tamamen çok değişik bir şeyle karşılaştın. Veya buna benzer veya buna benzer. Geceyle, Sizin gerçeğe geceli gündüz gibi. O zaman gerçekten zaten otomatikmen ne yapabilirsin? Dersin ki bir dakika bu iş burada kalsın diyebilirsin. Ama yoksa hiçbir anormali görmediğin halde yok ben işte elektriklenmedim, bilmem şey alamadım, bilmem ne alamadım. İşte çok ciddi muhabbet oluşmadı. Ya yani bir görüşünde ne muhabbet olacak bu evet, sen ilk başta en netice görüştüğünde gerçi olumsuz bir şeyle karşılaştın mı karşılaşmadın mı ona bakacaksın. Eğer olumsuz bir şeyle karşılaşmadıysan olumlu tarafa ne yapmak lazım? Yürümek lazım. İnşallah. Bir, izleyici... bir de anne anne baba bu işlerde nedir? Yine yine takipçi. Mesela çünkü insanın en çok özellikle annesi özellikle annesinin arzuları işte şeye, sevgisi muhabbetini aktığı şeye insanın kendi muhabbeti de Evet. O da özetle durmak evet. lazım. Seyircilerimizden çok tebrik mesajları alıyoruz sevgili hocam. Çok güzel diyor bir konu seçmişsiniz. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık diyor. Bir izleyicimiz de biraz komik bir mesaj atmış. Hocam Allah razı olsun. Çok güzel Anlatıyor olayı izah ediyorsunuz. Hocam anlattığınız ölçülerde biz evlenemedik. Yani dini güzel olanı seçemedik. Şu an sıkıntısını çekiyoruz. Bunun telafisi yok mu demiş. Kayseri'den bir izleyicimiz Telafisi var. Çok kolay. Evet. Şimdi dinini güzelleştiriyorsun. Evet. telafi olmuş oluyor. Hepsi oluyor. Hepsi. Bak rahat, ne yapıyorsun? Evet. Bakıyorsun ki demek ki ye, dini güzel olanı seçemeyince dini güzel hale getirmeye çalışırsan o zaman yine o ne yapar? Telafi olur. Telafi bu yani. yani. Biz mi eğiteceğiz hocam? Eğittireceğiz mi? Nasıl olacak? Mesela? Eğer gerçekten kendi eğitme kabiliyetin varsa kendini eğiteceksin. Yoksa eğitilecek yerlere teşvik edeceksin. Evet. Mutlaka ya. Yani. Evet. evet. Şimdi biz yani İslami olarak evliliğe hazırlık aşamalarını anlatıyoruz. Şimdi bunu belli kesimler sevgili hocam ekranlardan yapıyorlar, televizyonlardan yapıyorlar. İşte evlilik programları, kimisinin ismi izdivaç programları. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Normal şartlarda tabii bize gelen bilgiler biz bunları tabii takip etmiyoruz açık söylüyorum. Bunu da baştan söyleyeyim. Biz evet. böyle bir normalde programlarda yani televizyonda yapılan e, pro, evlilik programlarını asla ne yapmadığını takip etmedik. Etmiyoruz da. Öyle bir şey söz konusu bile değil. Ama bize gelen haberleri söylüyorum. İnsanların, arkadaşlarımızın, dostlarımızın, ahbaplarımızın bize söylemiş olduğu bilgilere baktığımızda o bilgiler çerçevesinde bunlar İslam'a da, Örfümüzü de kesinlikle uygun değildir yani. Zaten bunu da tamamen neye çevirmişler? Son derece çok böyle ağzı alın böyle çirkinlikler çevirmişler şola. yani. Çevirmişler. O yüzden dolayı böyle yerlerde bu şekilde yapılan hareketlerde son derece uzak durmak lazım. Bundan son derece tehlikeli. Bunu baştan ha. söylemek lazım. Şimdi tabii onu altından biriyle kalkacak diyecek ki ha bu programlar olmalı mı? Ha, bir dakika. Evlendirme olmalı mı? Evlendirme olmalı. Gerçekten sahip çıkma olmalı. Gerçekten evlendirme olsun bu konuda gençlere yardımcı mutlaka olunmalı. Ya. Ama böyle değil. Böyle değil yani. Çünkü bu programlarda, bu şekilde olan programlarda, tekrar üzerinde duruyorum, yani İslam'a, örfümüze, adetlerimize kesinlikle uygun olmayan bu hareketler son derece çirkin ve gerçekten itici Aile, olduğunu arkadaşlar söylüyorum. Ayrıca zaten bunları tamamen neye çevirmişler? Artık evlilik programı değil, tamamen kendi aralarında şov gibi bir hale çevirmişler. maddesine dönmüşler, olayın maddesine görmüşler ve son derece tehlikeli. Bunu da baştan söylemek lazım. Peki, sizin bir projeniz var mı bu konuyla alakalı sevgili? Şimdi hocam? normalde tabii ben tabii şunu söylemek istiyorum. TV'den. Şimdi tekrar onu söylemek istiyorum. İlk defa duyuralım bu arada. Evet. Şimdi üzerinde duruyorum. Bakın evlendirmek lazım mı? Lazım. Allahımızın emri. Ama bu sistemde değil. Bu sistem İslam'a uygun değil. İslam'a uygun olarak bu iş yapılabilir mi kanallarda? Bence yapılır. Yani nasıl yapılır? Mesela FM TV'de yaparlar mı yapmazlar mı bilmiyorum. Ben arkadaşlara bu konuda bilgi verdim. Ne dedim? İslami usullerde gerçekten evlilik programları ne yapılabilir? Ortaya koyulabilir dedim. Arkadaşlara Arkadaşlarımızla bir genel herhalde anladığım kadar genel şeyden etkilenerek aman dedi hocam böyle bir programlara ne yapmayalım? Girmeyelim. Açık söylüyorum ya yani. Ama niçin? Çünkü şu anda böyle bir programlar ne, ne yapılıyor? Son derece olumsuz gözüküyor. Ama normal şartlarda, İslami usullerde, tekrar durum Ne usulde İslami usullerde gerçekten bu işe ne yapılırsa sahip çıkılırsa niye olmasın derler. E tabi şimdi hemen soru gelir. Der ki ne denir? Hocam nasıl olur bu işin İslami usulü? Evet. Öyle değil mi? O soru gelecektir yani. Evet. Bakın ben size söyleyeyim. İnsan şu şekilde gerçekten evlenme ihtiyacı olan bir insan, erkekten bahsediyorum. Bir defa zaten kadınlara, ekran başına zaten asla çıkan bir durumu olmaz. Böyle bir şey söz konusu değil. Söz konusu değil yani. Bunu bir defa kafadan silecek herkes yani. Ama erkek ne yapılır? Erkek yine stüdyoya çıkar ekrana çıkartılır. Evvela bu erkek araştırılır. Hakikaten bekar, mı? bekar mıdır? İhtiya gerçekten evlenme, evlenme, ihtiyacı var mıdır? İşte usulleri neyse tek tek araştırılır. Sağlıklı mıdır? Özellikle tabii bu işin hakikaten severek, isteyerek mi yapıyor yoksa eğer bu işi tamamen halisane değil de şov. şov için mi yapıyor? Bunlara bakılır. Ama gerçekten baktığı ki ihtiyaç sahibi. Her yerde olabilir. Erkeklerden bahsediyorum. İhtiyaç sahibi gerçekten evlenmeye ihtiyacı var. Alınır erkek karşıya. Ona sorulur. Ne sorulur? Şimdi ne iş yapıyorsun? Neresin? Başlar onun hayatında hayatı öğrendiririz. Yaşın, Yaşın kaç, başın kaç. Falan. Güzel bir şey ortaya koyulur. Kim? Erkek ama. Sonra ailelerde zaten özellikle Gerçekten evlenmek ihtiyacı olan kızlarla alakalı soru. İhtiyacı olan ailelerde ne yapar? Takip ederler. Bakarlar ki bu erkek bizim neyimize göre uygun. Uygun. Sonra aileler o erkeğe, o erkeğin telefonu verir, Ararlar. Çünkü öyle yerlerde insanlar var ki hakikaten neye uygun değil. O etrafındakilerle alakalı geçinemiyor. Onlarla anlaşamıyor. Veya başka sıkıntılar doyuyor. Fikir yapısı bir uygun değil. Ama kızını evlendirecek. Evlendirme durumunda değil. O yüzden dolayı ne yapılabilir? Böyle erkekler güzel bir şekilde halini, hareketini, oluşumunu anlatır. Ona göre ailelerde ne yapar? O erkeği arar. Şey aramaz yani. Arar, Gerçekten birbirlerine uygunlarsa görüntü usulü ne yapılır? Kamera önünde değil. Kamera önünde değil. Kesinlikle. O ekran karşısında millet milyonlarca Ailesi bakar, görür. Yani der ki bakın falanca programda falanca programda gerçekten İslam'a uygun, insanlığa uygun, işi, gücü gerçekten memnun edecek. Zaten burada konuşmaları esnasında da erkek kendisi ne yapar? Belli, Belli eder. Ona göre aileler o erkeği kabul eder veya ne yapmaz? Etmez. Bu şekilde olursa biraz bu iş ne yapar? Evlendirme istemeye girer. Ama yoksa öyle alacaksın sen erkeği karşısına, İşte kadınları karşına alacaksın. Bilmem ne yapacaksın. Şov yapacaksın. Bilmem ne yapacaksın. Onlar sunacaksın. Bunlar kesinlikle İslam'a uygun değil. Çok tehlikeli yani. Asla buna ne yapılmaz? Yol verilmez. Ama dediğim gibi Şimdi tabi bu arada da herkesin ifadesi, halkın şu ifadesiyle karşılaşırsın. Ya evlendirmeye mi karşısız? Evlendirmeye karşı değiliz ama böyle İslam'a uygun olmayan evlendirmeye neyiz? asla müsaade edemeyiz yani. Bu yanlış olur. İslam'a uygun olduktan sonra, demin anlatmış olduğum sistemde İslam'a uygun olduktan sonra niye olmasın? Ama bunda reytik olmaz. Niye reytik olmaz bunda? Evet, çünkü burada ortada Doğru. kadın yok piyasada diyecekler. Şu olmaz bu filan filan Şeytan işi yok. Tabi. Allah'ın FMT ekranlarında ne zaman göreceğiz diye soruyor izleyicilerimiz. Sevgili hocam. Şimdi ben arkadaşlara söyledim. İstişareye i̇şte evet. sundum zamanında. Evet. Arkadaşlarımız bana dedi ki açık söylüyorum. <laughs> hocam bu işe girmeyelim dedi. Açık söylüyorum yani. Niçin girmeyelim dediler. Çünkü şu anda Türkiye'de bu olay tamamen nerede kullanılıyor? Yanlışta kullanılıyor. Hoş olmayan şeyleri kullanıyor son derece çirkinlerde kullanılıyor. O yüzden dolayı gerçekten ismimiz lekelenir diye arkadaşlarımız ne yapmadı? Şu anda biraz durulmasını istedi. Ama öbür taraftan da arkadaşlarımız güne bakıyorsun diğer taraftan da çok sıkıştıran var. Hocam ya bu programı başlatsanız da bu insanlar çünkü bakıyorsun gerçekten müteyyin, müteyyin kardeşlerimiz artık olmayacak programlara ne yapılabiliyor? Çıkabiliyor. Ve oradaki insanlar da bunları niye kabul ediyorlar? Sırrı etik olsun diye kabul ediyorlar yani. E bu da tabii insan ne yapıyor? Gerçi kalbini incitiyor yani. Rabbim muhafaza etsin inşallah. Bir izleyicimiz önemli bir soru sormuş sevgili hocam. Hani sanki şimdi hep erkeğin beğenme özelliği varmış gibi diyor anlaşılıyor diyor. Hocam bu kızların hiç mi seçme hakları yok? Hep aile aile diyorsunuz diyor. Buna bir açıklık getirir misiniz diye sormuş. Şimdi normal şartlarda tabii kesinlikle şunu bilmek lazım. Kızla erkek birbirini gördüğünde bu kesinlikle kız beğenmeyecek, erkek beğenecek mi anlamına gelmez. Evet. Tabii şimdi en netice biz konuşurken e, erkekler ifadesini kullanıyor doğru ama öyle değil. E, kız da bakacak, bakacak ki bu kaba, saba. Ondan sonra ifadeleri hoş olmayan ağır ifadeler kullanan, yüzü gülmeyen. Ve gerçekten beni memnun edemeyecek bir hale. Eğer kız da onu o şekilde görecek, kız da beğenmeyecek şimdi. Evet. Kızın da beğenme hakkı var yani. Zaten şu anda, en çok biliyorsunuz onlara bakılıyor yani. Yani kız illa erkek illa beğendi mi kızını beğenecek diye bir şey söz konusu zaten değil yani. Bunu böyle bu şekilde algılamanın da bir anlamı yok, o yanlış olur yani. yani bir de bir i̇ki eleştire, tarafta, iki tarafta birbirine kız tarafının tercihi var, şey, çok önemli. Diye. Ee, diyor ekranlarınızda hep erkekler var. Hiçbir kadın ekranda yok. Yani bu ona değer verme ver, vermemek memek midir Bakın, yani yoksa? Bakın o da çok önemli bir şey. Evet. Tam tersi son derece değer vermekten kaynaklanıyor. Evet. Üzerinde duruyorum. Kadın ekranlarda kadın hanımları bulunmamasının bizce hanımlara son derece değer vermekten kaynaklanıyor. Son derece. Çünkü değerli eşyaları insan ne yapar? Değerli şeyleri insan ne yapar? Onları muhafaza eder. Değerli şeyleri muhafaza eder. Onları ortaya sermez. Dökmez. dökmez. Tekrar üzerinde duruyorum. O yüzden dolayı bir de bu işlerin bir usulü var ki bana göre, sana göre, ona göre olmaz. Rabbime göre olur. Bizim ölçümüz bu. Rabbim nasıl istiyor? Gerçekten bu hanımları, bu bayanları Hangi uslupla istiyor? Hangi ölçülerle istiyor? E bana göre bir ölçü koyayım. E sen de bir ölçü koyarsın. Hanımlar da bir ölçü koyar. Bu ölçü o tutmaz. Bu ölçü tutmaz yani. O yüzden sana göre bana göre değil... Rabbime göre olaylara baktığımızda... Ve gerçekten de... Ailelerimize kıymeti... Kim vermeli? Ailesi yani kendisi yani... Beyin kendisi çoluğu çocuğu vermeli ki bu evlilikte huzur olsun, mutluluk olsun. Sağa sola başka yerlere gönüller kaymamış olsun. Hocam, tam Rabbim o, başarmaya Amin. Alakalı bir sual var hocam önümde. Ama şunu eleştiriyi getirmek istiyorum. Hani kaygılı olan arkadaşlarım var. Bunu biraz öteleyelim hocam dedi, demişler siz hocam. O zaman televizyonla bu halkı bozdular. Yani 700 küsür kanalın belki bir, belki iki tanesi, belki üç tanesi bugün uygun sistemde o zaman televizyon da açmasaydınız hocam. Çünkü bu da tehlikeli bir durum. Şimdi normal şartlarda tabii ben arkadaşlarımın böyle bir tepkisi olduğunu baştan söyledim. Yine söylüyorum. Kendilerine söylüyorum zaten bunu. Ama biz hala yapmayacağız manasında gelmez evet. bu. Biz İslami usullere olmak şartıyla tekrar ediyorum. Yani Allah ve Resulün çizgisinin dışına çıkmamak şartıyla uygun olan neyse ona göre inşallah bu konularda ne yapacağız? Çalışmamızı yapacağız inşallah. Huzur dediniz hocam. Mesela bir yakınımız mesaj atmış, aile içinde çok huzursuz diyor. Yani sürekli huzursuzluk yaşıyoruz hocam diyor. Şimdi bunların tabi burada huzursuzluğu sebepler hep araştırılması lazım. Şimdi bunun belli sebepleri olabilir. Birinci derecede mesela gerçekten bu aileler kurulurken nelere dikkat etmemişler, nelere dikkat etmişler. Bunlar araştırmalı. Hadi her şeye dikkat etmişler, ölçüye dikkat etmişler, başlamışlar hayata, normal, güzel her şey akıyor. Ondan sonraki huzursuzluklar kaynaklanma sebepleri var. Mesela namaza dikkat ediyorlar mı? İmandan sonra tabii, iman durumu ne? Namaza dikkat ediyorlar mı? Çok önemli yani. E, namaza dikkat edilmiyorsa bir defa zaten o ayda de illa huzursuzluk olur mu? Olur. Çünkü müvaffaat hala illedin, Mekkeden vaat ettiğimiz sitede müvaffaat hala evvela yerlisiye yerleştiğinizde, yani zaten böyle bir aile kurduğunuzda, evvela namazı müvaffaat hala ön planda tutuyor. Sonra zekat zenginse, zekat zengin değilse tamam. Ondan sonra iyiliği emretme kötülükten alkol. Bu da buradan da şu anlaşılıyor. Demek ki bir bey, çünkü en netice bu işin bey, bu işin iyi idarecisi. İdealist konusunda da onu da değerlendireceğim. Onu da söylerim. İdealist olduğundan dolayı o bey mutlaka ailesini yetiştirme konusunda kendisini yetiştirmeli, ailesini de yetiştirmeli. Hanımına karşı, çocuklara karşı yetiştirici bir tarzda olmalı. Yoksa yetiştirmediği takdirde o zaman karşı taraftan neyi bekleyeceksin ya? Sen çünkü idealci konumundasın. İdealci konumunda olduğundan dolayı senin kendini yetiştirmen lazım ve bununla beraber de aileni yetiştirmen lazım. Onların önünü açman lazım. Onların bir takım eksiklerini gördüğünde o eksikleri güzel bir şekilde izah etmen lazım. Ağır bir şekilde değil, kırarak değil, dökerek değil, Ağlayarak değil. tabii asla o dışlayarak değil, hakaret ederek değil, kalbini inciterek değil. E, i̇darecilik zaten nedir? Erkeğe verildiği için. Yani Rıcalı ayet-i kerimesinde idareci için idarecilik de öyle. Ben ne dersem oğlu mantığında olmaz. Reşit Hoca gibi olacaksın. O ne derse o. Yapacaksın. Veya sen söyle bu nasıl çok önemli. En zor şartlarda bir idareci en zor şartlarda olayı en tatlıya bağlayabiliyorsa o adam idarecidir. Ama Kalkarsan, anlamadan, bilerek veya bilmeden, çaktırmadan, tembellik yaparak evin idaresini tamamıyla hanımına bırakırsan, idareci konumunu getirirsen, ondan sonra bu evde huzursuzluk olmuyor. E kardeş sen zaten bütün idareyi ne yapmışsın? Bütün idareyi hanıma bırakmışsın, ondan sonra o on idaresi o olsun diyorsun. Ondan sonra diyorsun ki bu evde huzursuzluk yok, devamlı tartışma var şu an bu. O yüzden idareyi erkek ne yapmamalı? Bırakmamalı. Evet. Çok destek mesajları geliyor sevgili hocamıza katılıyoruz diye. Evlilik programı ile alakalı çok destek mesajları geliyor sevgili hocam. Bir de özellikle şu konu var. Kısa bir araya gireceğiz ama kısa bir cevap alabilirsem sevgili hocam. Aileler daha çok sanki çocuklarından mesajların geneline baktım işte Almanya'dan mesajlar var. Yani çocuklarımıza söz geçiremiyoruz hocam diyor. Veya işte genel mesajlar işte iş bir yere kadar gelmiş olmamış sonra tekrar yapmak isteniyor kız oğlan birbirini sevmiş vesaire yani bu gibi durumlar Şimdi Özellikle zaten Türkiye'de ve nerede olsa olsun ailede en büyük sorun şuradan başlıyor Ufak yaştayken aslında bir anne baba çocuğunu gerçekten sevgiyle, muhabbetle kontrol almasından gerektiği halde ya şimdi çocuktur mantığıyla çocuğu ne yapıyor? Serbest bırakıyor. Sonra bir yaşa geliyor diyor ki ya daha şimdi diyor, tam ergenlik çağına geldiği filan aman dokunma diyor. Sonra genç oldu diyor aman dokunma diyor. Gençliğini yaşasın diyor. Ondan sonra zaten seni dinleme şansın yok. Yok ya. ya elinden kaçtı. Elinden kaç yani. Bizim normalde atasözü olarak ifademizde de var. Atasözü olarak herkes bunu kullanır. Çok önemli bir ifade. Ağaç işte yaşken iyidir. Ağaç yaşken iyidir ifadesini atasözü olarak kullanırız. Ama çocuk eğitimine geldiğimizde aman o yaşta olmaz, o yaş, bu yaşta olmaz, şöyle olmaz, böyle olmaz. Ondan sonra özellikle ufak yaşlarda ya daha ufak yaşta istediği gibi giydirelim. İstediği gibi açılsın, saçılsın. Ya belki o yaşlarda caiz olabilir ama bu, bu buna alıştığı zaman, bu, bu bu, yaşta buna alıştığı zaman daha sonra bunu örtemezsin. Daha sonra bu alışkanlıktan vazgeçemezsin. O yüzden sen bu çocuklara ne yap? Ufak yaştan güzel güzel daha efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. İlk lafları la ilahe illallah olsun. İlk lafları Allah olsun. İlk lafları ilk sözleri, ağızdan çıkacakları ilk sözleri Allah olsun. E bu ne demektir? Yani demek ki daha çocuklara daha işi beşikteyken ne yapacaksın? Tatlı tatlı sevdireceksin, tatlı tatlı bu işe alıştıracaksın. Yoksa sen bunu alıştırmadan takdirde 7 yaşında namaz alıştırın buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. 7 yaşına kadar namazı sevdirmen lazım. Nasıl alıştıracaksın? E, namaz alıştırabilmen için belli ölçüye dikkat etmesi lazım. Hele kız çocuklarımıza ne yapması? Özellikle örtü örtmen lazım. 7 yaşında alışacak ya nasıl? Örtüyü alışmadan nasıl alışacak çocuk namazı? E demek ki yavaş 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 sevdire sevdire. Baskıyla değil. Bunun üzerinde duruyorum ben. Ama sevdire sevdire sen bu işi işi başından sağlam tutacaksın. İşi başından sağlam tutmazsan bu sefer ileriki yaşlarda elinden çıkıyor. Zaten bunun üzerinde duruyorum. Çok önemli bir ifade. Özellikle bir çocuk normalde bir annenin babanın özellikle üzerinde duruyorum. Annenin babanın sorumluluğu olduğu yaşta nikahından başlıyor akıl bali oluncaya kadar. Akıl bali olduysa zaten artık kendisi mükelleftir. O yaşa kadar sen bunu yetiştirmen lazım. O yaşa kadar sen bunu şuurlandırman lazım. O yaşa kadar sen gerçekten bunun önünü açman lazım. Alıştırman lazım. Yoksa akıl bali olduktan sonra zaten artık Mevla ile onun muamelesi başlıyor. O yüzden ha, o yaştan sonra bırakalım manasına gelmez. Ama o yaştan sonra eğitmek zordur. O yüzden dolayı işi başından böyle tutmak lazım. Hakkın evet. başarmayası biz. Evet, çok yoğun mesajlarımız var. İnşallah hepsini böyle ortak bir noktadan yakalayıp okumaya gayret edeceğiz. Teşekkür ediyoruz bu arada ilginize şimdiden. Evet kısa bir araya geçiyoruz. Aradan sonra tekrar evlilik konusundaki konularla devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.